Merhabalar sevgili seyirciler. Beyoğlu'na kravatsız çıkılmaz derlerdi eskiden. Mutlaka hatırlarsınız. Eskiyi bilenler daha yaşamış da olabilirler o süreci ve o kültürü. Kravatsız çıkılmayan Beyoğlu'nda bugün kravatlı gezene rastlamak çok zor oluyor. Bugün Beyoğlu Belediye Başkan Adayı, İşçi Partisi'nin Belediye Başkan Adayı sevgili benim de eski arkadaşım, dostum Merdan Aslan'la birlikte Beyoğlu'nu konuşacağız. Hoş geldin Merdan. Hoş bulduk. Teşekkürler. Gerçekten öyle değil miydi ya? Eskiden Beyoğlu'na kravatsız çıkılmazdı yani. Çok ilginç bir noktadan girdim. Ben İstanbul'a geldiğimiz yıllar 60'ların başı. Evet. Küçükçekmece'deydik o zaman. Abilerimiz vardı. Kimisi rahmetli oldu. Onlarla Beyoğlu'na çıkmayı planlardık hafta sonları. Öyle bir kavram var yani. Evet, Beyoğlu'na evet. Çıkma kavramı ya. Kendileri esnaflardı yani, kahveciydi, gazete satıcısı falan. Giyinir kuşanırlardı. Bize de derlerdi ki, biz de o zaman daha çok genç. Derdi ki, bak hepiniz kravatlı olacaksınız, tertemiz olacaksınız. Bu o yılların kültüründe İstanbul için ve özellikle Beyoğlu için önemli bir davranıştı. Bir ziyarete gider gibi Beyoğlu'na gelmek. O zaman Çiçek Pasa, İstiklal gider gibi yani en iyi kıyafetlerini giyeceksin falan bile. Müthiş bir şeydi. Bir de orada bir beğeni arayışı vardı galiba. Yani Beyoğlu'nda genç kızlar için de yakışıklı delikanlılar, delikanlılar için çok güzel kızlar falan bilmem ne, onlarla karşılaşıp mahcup olmamak da vardı. O tarafı da var ama bu sosyal yaşam Beyoğlu'nun gerçekten böyle. İstanbul Nasıl Eğlenildi diye bir kitap okuduğumda çok onu orada görüyorsunuz. Yani Refik Ahmet Seven gibi. Evet. Tanzimat dönemi sonrası ve yani Kurtuluş Savaşı arifesi falan, ikinci meşrutiyet oldu o sıralarda. Pera. Çok eski görüntülerini ben buldum. Yıllar önce WTN ve BBC'den almıştım o görüntüleri. Bana verirsin herhalde onları ben. Parayla aldık tabii ya. Yok, bana görüntülerini verirsin. Hayalini verirseniz yeter bana. Ama müthişti gerçekten Beyoğlu. Yani tarihine baktığın zaman da niye Beyoğlu, bunun da Beyoğlu adı nereden geldi? Daha önce ne oldu? Yerleşim alanı olarak tarihsel süreç içerisinde, geçmişi içerisinde Beyoğlu bir yayla. Galata'dan insanlar oraya biraz daha ferahlamak için özellikle yazları müthiş bir yayla gibiydi. Evet, şimdi şuradan bir şey. Şimdi o yani piyasa, genç kızların, genç erkeklerin birbirini görmeye çalışıyor. İstanbul'un bütün seçkinleri oraya gelirdi. Ve Beyoğlu o yıllarda, 60'lı 70'li yıllarda tam bir kültür merkezi. Kültür, sanat, edebiyat, her yani şey. Yani bütün sinemaların bütünü diyebilir, İstanbul'un bütün ünlü sinemaları oradaydı. Müthiş bir sinema kültürünün gerçekleştiği yer. İki, sen sayılarını bilmiyorum ama çok sayıda, yani saymaya kalksam ve hafızamı zorlayarak, çok önemli tiyatro oyunlarının tabii tümü orada gerçekleşiyordu. Yani insanın... Gazinolar... Bütün gazinolar oradaydı. Tabii çok seçkin gazinolar, çok ünlü Türk sanat müziği sanatçıları. Tabii. Ya bunların öyle bir bölgeydi, öyle bir yerdi. Ve ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bir dünya kenti olarak İstanbul... Ama İstanbul'un da en önemli yeri olarak eski adıyla Pera, şimdiki adıyla, daha sonraki adıyla, şimdiki değil de daha sonraki adıyla Beyoğlu. Böylesine bir merkez, belki Beyoğlu'na buradan bakmak gerekiyor. Yani dünya kentinin merkezi olan bir yer. Yani o zaman ne oluyor? Bir dünya beldesi oluyor. Eğer bir belde olarak, bir bölge olarak alırsak Beyoğlu'nu, o zaman bir dünya bölgesi, bir dünya merkezi lerinden biri olarak nitelendirebiliriz. O bakımdan son derece önemli. Yani dünya kültür mirası olarak dahi bir ölçüde değerlendirilebilir. Şöyle ki, ta Cenevizler'den bu tarafa baktığınızda gerçekten... Yani Venedik'le olan ilişkiler, örneğin Karaköy, şu andaki Galata veya Kule gibi çok eski bir merkez. Sordum, dedim ki yani İstanbul'un en eski merkezi neresi? Yani Bizans'tan sonraki en eski merkezi. Çünkü Beyoğlu da çok eski. Tamam, o yani Fatih ve o bölge mi? Yani Ayvan Saray falan, evet. Yoksa Pera mı? Galata mı? Çünkü Galata'da Cizvitlerle beraber, Cenevizlerle beraber adı geçen bir iletişim merkezi ve tarihte de İstanbul için çok önemli rol oynayan bir yer. Bugün de kültür mirasının görünen o şey, Osmanlı hariç, Osmanlı'daki kültür mirasının dağılım alanı farklı ama Osmanlı öncesinin kültür mirası şu anda Pera'da, Beyoğlu'nda
gerçekleşti ve oradan bakılıyor İstanbul'un kültür mirasına ve silüetine. Tabii canım, ama gel gör ki şimdi Beyoğlu'nda bu bütün bunları aldığımız zaman çok özel bir yerde, daha da yerelleşmiş, odaklaşmış bir bölge var şimdi şu anda Beyoğlu'nda. Yani bu kültür sanat dünyasının hakim olduğu yerde Cihangir, işte o İstiklal Caddesi'nin sağı solu buralarda sıkışıp kalmış. Eskiden de oradaydı ama Beyoğlu büyüdü. Ne oldu? Kasımpaşası, Ok Meydanı, Halıcıoğlu, Sütlüce'si, Ferhat Paşa'sı falan bu mahalleler geldi ve Beyoğlu'nun siyasal anlamda kendi tercihlerini ortaya koymasında o kültür sanat dünyasının etkinliği ortadan kalktı, bitti. Şimdi şöyle izin verirsen şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Beyoğlu gerçekten öyle göründüğü zaman hemen akla İstiklal Caddesi ve civarı geliyor. Oysa ta Haliç Köprüsü'nün ilerisindeki Sütlüce'den, yukarısındaki Örnek Tepesi'nden tabii tutun, bütün o Haliç boyu Unkapanı Köprüsü'ne kadar olan yer, oradan Karaköy, Tophane, oradan geçin Ayaspaşa, oradan hemen yukarı çıkın, geliyor arkada, yani tam 45 tane mahallesi var. Firuz Ağası ve çok büyük bir... Nüfusa kadar şu anda aldınız mı kesin rakamlar? Yani kesin varsa rakamı bilmem ama 270 bin civarında nüfus var. Fakat buradaki özellik oturan nüfus, nüfusa kayıtlı nüfus. Oysa İstanbul'un özellikle Beyoğlu'nda günde belki sirkülasyon 10 milyon insan olur İstiklal Doğru. Caddesi'nde. Nüfusu Beyoğlu'nu bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Yani kendi oturan nüfusunun yanında oradaki o ticaret, sanayi yok ama eğitim, kültür, alışveriş merkezi olarak insan hareketliliğinin o çok büyük yoğunluğu çerçevesinde değerlendirirsek, o zaman Beyoğlu'nun niteliği zaten dünya kenti olmadı orada. Tabii. Yani bir tür Oxford Street gibi, örneğin Londra'nın Oxford Street gibi. Böyle değerlendirmede karşımıza çıkan tablo, Beyoğlu İstanbul'un değil Türkiye'nin en yoğun gündelik hayat açısından bir eğlence merkezi de, aynı zamanda onu atlamayalım. Çok önemli bir eğlence merkezi. Merkezi yani. Bütün bunları topladığın zaman oradaki insan hareketliliği, insan kalabalıklığı ve insan sayısının olağanüstü yüksekliği Beyoğlu'nu bir ayrı öneme getiriyor. Buradan olayı değerlendirmek gerekiyor. Sanıyorum program içerisinde bunların ifade ettiğini de koyacağız ortaya. Evet, ama tabii bir de söylediğim, yani Beyoğlu'nda keşke o gün içerisindeki o 5 milyon üzerinde olan insan sirkülasyonu Beyoğlu'nun siyasal tercihlerinde de etkili olabilse. Böyle bir şey yok. Kültür sanat alanında öyle baktığımız zaman doğrudur. Burası bir kültür merkezidir. Bana göre bir dünya mirasıdır. Ben öyle bakıyorum. Çünkü yani o size göre değil, öyle. Gerçeklik hayır, öyle. Dünya mirası UNICEF'in şeyinde listesinde yok. Onun için söylüyorum. Hatta İstanbul'u yarımadaya bile oradan çıkaracaklar. Şu üçüncü Haliç'teki köprü nedeniyle. Sıkıntı var orada şimdi. Kültür Bakanlığı'nın bu konuda ki girişimleri dünya mirası kentler içerisindeki beldeler, bölgeler içerisinde. Türkiye'de 41 tane merkez var. 41 tane yer var. Bunlardan aday olanlar var. Dünya mirası olarak kabul edilen yerler var. Tarihi yarımada bunlardan bir tanesi. Biz o tarihi yarımadayı o nitelikten çıkarabilmek için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Haliç'in üstüne üçün bir köprü yaptık. Hiç baktınız mı? Dikkat ettiniz mi? Tabii. Bana diyorlar ki işte sosyal ve mali fayda açısından baktığınızda işte bilmem ne oradaki trafik sorununa inanılmaz şey buluyor. Hangi trafik sorununa çare oldu? Olacak da daha doğrusu. Duman etmişiz biz o güzelim. O Golden Horn denen, o altın boynuz denen, dünyada marka haline gelmiş Halicimizi biz o şekliyle de inanılmaz bir şekilde bir garip bir şey gözüküyor oradan. Hiçbir bu kadar estetikten yoksun bir köprü olabilir mi? İstanbul'un tarihi dokusuyla bu kadar uyuşmazlık içerisinde olan bir köprü olabilir mi Allah aşkına ya? Evet, şimdi tabii o bütünüyle İstanbul'daki makro düzeyde... Bir de utanmadan ne kadar büyük iş başardık diye Sayın Başbakan gelip orada açılış yapıyor. Evet, yani İstanbullunun... Kent bilincine sahip İstanbul'un. Evet, sıradan insan, sıradan derken bunu aşağılama anlamında kullanmıyorum.
Ama bu yabancı dilde ordinary people'ın söylediği şekilde kendi pratik çıkarlarına bakıyor. Yani bana diyor ki ya ben diyor 16 dakikada Üsküdar'dan işte Yenikapı'ya ve oradan da Şişhane'ye geliyorum diyor o bölgede oturan insana. Şimdi kent bilincinin olmadığı yerde, tarih bilincinin olmadığı yerde bu tip küçük pratik çözümler insanların ilgisini çeker. Biz hem kendim kişisel olarak hem de parti olarak bir toplumsal bilincin, bir tarih bilincinin kente yansımasını gerçekleştirmeye çalışacağız. Ve bunun kavgasındayız. Yoksa kent olayı, yaşama olayı, bir mekanı herhangi bir şekilde yaşama olayı değil. Onu insani özelliklerin tümünü kapsayan ve insan olma bilincinin en üst seviyeye çıktığı bir yaşam felsefesi içerisinde insana uygun şekilde oluşturmak, geliştirmek ve sürdürmek gibi bir görevimiz var. Tarihe de böyle bakmak gerekir ve kentlerin ortaya çıkış sürecinde hep insanlığın aradığı bu daha iyi, daha güzel, daha gündelik kavramla kullanırsak daha modern ve kendine uygun olan, yani kendinden insana uygun olan bir yaşama biçimini kente monte edebilmek, kent içerisinde gerçekleştirebilmek. Şimdi bunu bu açıdan bakıldığı zaman Yudis Bey şunu görüyoruz. Türkiye'deki çarpık ve onu görmeden, onu söylemeden olmaz. Emperyalist sistemin içerisindeki bir kent modelinin getirdiği, ki buna ait bir şeyimi de bir tarihe not düşsün diye de aktarmak isterim. Böylesine bir kent bilincinin, daha doğru anlamda kent bilincinin olmadığı ama o kapitalist emperyalist sistemin istediği bir yapıda, bir kent oluşumunda bu değerlerin insana ait olan, topluma ait olan, bağımsızlığa ait olan, özgürlüğe ait olan, kişiliğe, kimliğe ait olan bütün değerlerin yok edilip parayla değiştirildiği bir yapı ortaya çıkar. Siz de hatırlayacaksınız 1980'lerin başında Lübnan yıkılmıştı ve Beyrut allak bullak olmuştu, çökmüştü, yıkılmıştı. O zaman Dalan İstanbul'da Anakent Belediye Başkanı'ydı. O günden beri çok aklımdan çıkmayan bir model bugün siyasi iktidar tarafından bugün gerçekleştirildi. Yani Dalan'ın hayalleri bugün gerçekleşti. O da şu, bilenler bunu hatırlayacaklardır. Beyrut'un çökmesiyle birlikte İstanbul'a Beyrut'un görevi yüklendi. Tabii Beyrut o zamanlar yani neydi? Eğlence. Orta Doğu'nun Paris'i gibi. Paris'i de ama mali bir kent, tabii. Paranın kenti. Yani esrarın, eroinin, her türlü ticaretin bir ticaret kenti olarak İstanbul o zamandan planlanmıştı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Yani şu gün şu sahilde diyemem ama bu bilinen bir şey. Bugün aradan geçiyor 30 sene. 30 sene sonra İstanbul'a bu misyon yükleniyor. İstanbul'a bu misyon yüklenince o zaman buna uygun bir kentleşme olgusu ortaya çıkıyor. Yani büyük sermayenin, uluslararası oligarşinin, finans kapitalin, yani hangi kavramı kullanırsanız kullan ama insana aykırı olan, insan dışı olan bütün kavramların oluşturduğu sistem İstanbul için bugün geçerli vaziyettedir. Bu bakımdan İstanbul genel siyasi durumdan, Türkiye'nin AKP iktidarıyla içine düşürüldüğü durumdan Özal'la başlayıp, daha öncesi de var tabii tarihsel süreç, bu çarpık kapitalizmin getirdiği insan dışı, bunu özellikle söylüyorum, tamamen insana aykırı, insanın yapısına, varlığına, evet, bilincine, varoluş koşullarına aykırı bir yapılanmada oluşturulmuş bir kent. Ve burada bütün şey nedir? Değerler, paradır, puldur, sermayedir, tahvildir, ne bileyim alışveriştir ve rant ekonomisi. Ve bu rant ekonomisi Türkiye yeni kendi zenginlerini de tanıtıyor. Programın süresini tam bilmiyorum ama bunları özellikle belirtmek gerekir. Çünkü bu rant ekonomisinin İstanbul'a yüklediği toplum dışı yapılanmanın dışında sistem kendi zenginlerini de üretti. Bunların isimlerini vermeyeceğim ama aynı bölgenin çocuklarıyız. Bunları biliyorsun. Düne kadar kendi mahallesinde ya şu 200 metrekare arsanı ver de 3 katlı bir bina yapayım, sana da bir tane daire vereyim, evet, ya da 2 tane diyen kişiler, ben tanıyorum, biliyorum, siz de biliyorsunuz bunları. Bugün bunlar İstanbul'un altını üstüne getiren ve korkunç yapılanmaların büyük rantını yiyip gerçekleştirir ve kenti de mahveden, kenti mahveden ve insan hayatını da bu bağlamda mahveden
ve bunun karşılığında da yeni zenginlerin, türedi zenginlerin o büyük rakamlarının sahibi olan kişiler. Şimdi buradan şunu söyleyeceğim. Ya böyle bir anlayışın içerisinde bir modern kent ortaya çıkmaz. İnsani bir kent ortaya çıkmaz. İstediğin kadar tramvay yap, istediğin kadar metro yap, istediğin kadar alt üst geçit yap. Önce insan sorununu çözmeden hangi sonucu almaya çalışacaksınız? Neyi gerçekleştiriyoruz? Şimdi İşçi Partisi olarak da işte o insan sorununun çözümünde İşçi Partisi olarak Beyoğlu'nda uygulayacağınız politika ne yapacaksınız? Şimdi bir kere bizim İşçi Partisi olarak politikamızın temelinde bir kavram olarak sistem olarak halkçı program var. Halkçı yönetim, halkla birlikte yönetim. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bunun bizim kendi yaşantımızda ben... Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi de söylüyor. Onu söylemiyor. Hayır. Hayır, birlikte yöneteceğiz. Bakın şu ana kadar koyduğumuz kent profiline dair CHP'nin söylediği hiçbir şey yok. Bak şu ana kadar. Bunları ben isimlendirerek yani çekindiğimden falan değil. Ama hayır, CHP söylüyordu. Birlikte yöneteceğiz diyor. Halkla birlikte yöneteceğiz diyor. Halkla birlikte yönetelim. Bakın o zaman ben bana izin verirseniz ben bunun bir pratik örneğini vereyim. Ben Küçükçekmece Belediyesi'nde CHP döneminde seçim komitesinin başındaydım. Seçimi aldık. Nurettin Sözen'in kazandığı zamanda. Ve ben ilk dönemde kısa bir sürede belediye başkan yardımcılığı yaptım. Her şeyi pratikte gördüm. Ertuğrul Bey'in zamanında. Ertuğrul Tuğlay'ın zamanında. Şimdi orada ortaya çıkan, keşke Ertuğrul Tuğlay burada olsa da o zaman biz kente karşı parti olarak, anlayış olarak nasıl bir ihaneti de gerçekleştirdiğimizi görelim. Bunu tarihe kaydolsun diye gene söylüyorum. Bugünkü gelinen siyasi sonucun ne temeli? O seçimlerdeki yönetimlerin büyük yanlışlarının sonucudur. Yani Recep Tayyip Erdoğan da bunun sonucudur. Yani bu solun bir hatasıdır. Bunu da özellikle belirtmek isterim. İsim vermeyeyim. Çok önemli parti büyüğü arkadaşlarımız, abilerimizle konuşurken bana bu konuda hak verdiler. Evet, bu bir tarihsel olay. Bu çöküşün tarihi oradan başlıyor. Halk için demekle halk olmuyor. Biz o zaman bunu söyledik. Programı ben yazmıştım. O dönem bütün notları da duruyor. Belgeleri de duruyor. Ama uygulanmadı. Bunu söylemek hiç önemli değil. Doğru. Bunu yapmak önemli. Doğru. Bu İşçi Partisi ve ben eğer orada böyle bir erkeği ele geçirirsem kesinlikle ve kesinlikle bunun hiçbir tartışması yok. Halkla birlikte yönetilecek. Halk konseyleri vasıtasıyla yönetilecek. Onu söylemek istiyorum. Şimdi burada bakın İdris Bey bunlar CHP'nin yenitliği ki 30 yıllık tarihinde söylenip de yapılmış bir tane örneğini bana gösterebilir misiniz? Biz yapacağız. Ve biz ne diyoruz slogan olarak, parti olarak? Biz yaparız diyoruz. Bu toplumun içerisinden süzülüp gelmiş bir tarih bilinciyle, cumhuriyet bilinciyle, ulusalcılık bilinciyle, bu çok önemli şeyler bunlar, ulusalcılık bilinciyle, insan olma bilinciyle ortaya çıkacak bir yapılanmanın temsilcisiyiz biz. Gökten gelmedik. Yani cumhuriyetin o 1923'te kurulan ve onu kuran kurucu iradenin ortaya koyduğu cumhuriyet bilincinin içinden süzülüp gelen bir siyasi akımın temsilcisi olarak ve ben de onun bir kişisi olarak bu konuda halkın kesinlikle güveneceği tek organ. Ben burada kişisel tartışmalara girmek istemiyorum ama bütün yapıyı tanıyorum. Hepsini biliyorum. AKP'si de CHP'si de. Şimdi AKP, CHP bizim derdimiz değil şu anda. Şu anda İşçi Partisi. Evet, İşçi Partisi burada. Hedefte CHP burada. Yok sizin de. Diğer partilerin muhalefette olanlarında yok. Hedefte İktidar Partisi var. Şu anda Beyoğlu'nu yöneten ve 10 yıldır bu görevi sürdüren bir Ahmet Misbah Demircan yönetimi evet, var. Evet. Değil mi? Bu tabii bu kişi bence hiç önemli değil. Hayır ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi. Siyasi bir temsilci evet. Olarak siyaseten ne yapıyor? Zaten yani, kişisel olarak sorununuz yok evet, onunla. Ben tabloyu çizdim zaten. Yani Türkiye'nin getirildiği içine düşürüldüğü durum bu bağımlı... Bu antidemokratik, bu faşizan yapı, bu baskıcı yapı ki son yasalarla da örneğini görüyoruz. Ortaya konan bu tam bir diktatörlük yapısına dönüşen bir Hitlervari hem de yani tiranı oyla. Ta bundan 2400 yıl önce Platon şöyle diyor. Halk tiranı seçerse, tiran yani diktatörü Bilmiyorum, seçerse evet. Ne yapacağız? Buna demokrasi mi diyeceğiz? Boyun mu eğeceğiz? Şimdi... Ya biz tiranı halk da seçse biz insanlığın getirdiği bütün değerleri ortaya çıkarmak için bütün gücümüzle veya bütün varlığımızla mücadele edeceğiz. Şimdi Beyoğlu şöyle bir yapı bakın. Bir İstiklal Caddesi'nin bir Marmara tarafı var.
İşte Cihangir, Firuzağa, Ayaspaşa, Tophane, Galata. Bir de bu tarafı var. Yani bu kendi içerisinden doğal olarak sanki bir kent mantığına, kent modeline uygun kişi modelleriyle göçün getirdiği daha kapalı, daha feodal, daha tutucu. Yaşam biçimi, yaşam biçimi var, bıçak evet. gibi kesilmiş gibi. Hı-hı. İkiye bölünmüş vaziyette. Evet. Birinin diğeriyle bir arada yaşaması elbette mümkün ama zor. İzin verirseniz ben şunu düşünüyorum. Bakın bu son seçimlerde ben elde ettiğim bilgiler, bu kentleşmiş yapı bir protesto niteliğinde seçimlere katılmakta çok düşük bir oran gösterdi. Seçime katılmıyor. Oysa müthiş bir fazla bir nüfus yoğunluğu var ama seçime, ben onlara diyorum ki kente sahip çıkın, oyunuzla sahip çıkın, direncinizle sahip çıkın ama sandığa da gidin. Şimdi öteki taraf, yani öteki kavramını da ben sosyolojik olarak bir Amerikan sözü olduğu için, yani Amerikan sosyolojisini ortaya koyuyor, ben onu öyle görmem. Bir sol bir adı sahip dersin geçersin. Evet. Yani ötekileştirme, öteki yok, falan o değil, kavramlar o benim için doğru değil. Evet. Şimdi bir de bu tarafı var buranın. Daha Anadolu olan, daha toprağa bağlı olan, kültürel anlamda söylüyorum, inanç anlamında söylüyorum, daha muhafazakar olan. Şimdi bunları ortak bir bileşkeye getirip, ortak bir kültürün içerisine sokup, ortak bir değerler manzumesini, bir değerler bütününü toplumun, yani Beyoğlu'nda yaşayan bütün insanların önüne koymak gerekiyor. Ve bu konuda yapılacak şeyler de bizim programımızda var. Ben kişisel olarak bunları inceledim, baktım ne yapılabilirin de cevabını aramaya çalıştım. Bu bileşim nasıl sağlanabilir? Yani kentin, Beyoğlu'nun varoşu diyelim ona, o varoşta olup da kenti yaşamamış, Beyoğlu'nu yaşamamış insanları oradaki olumlu, çağdaş, modern dünyaya nasıl katarızın bir programını ortaya koymak gerekiyor. Siz şöyle bir şey mi söylüyorsunuz? Biraz sloganlaştırırsam. İçi Partisi olarak biz Beyoğlu'nu yaşamayı vaat ediyoruz. Böyle mi demek istiyoruz? Evet. Beyoğlu'nu yani, yaşamak. Beyoğlu'nun o tarihsel mirasına uygun, evet, ve tarihsel gelişim çizgisine, çağdaşlaşma çizgisine uygun bir yaşama modelini bütün kesimler için gerçekleştirmek. Bunu becerin, ben sizin yanınızdayım, bize oy vereceğim size. Beyoğlu'nu yaşamak. Bunu biz yaparız. Yaşamak. Yetki versinler, biz bunu yaparız. İstanbul. Kimle yapacağız? Bakın. Evet. Beyoğlu halkıyla yapacağız onu. Biz o halka güveniyoruz, o insanlara güveniyoruz. Onları motive eden, onları manipüle eden, onları yönlendiren bütün gerici, ilkel, çağ dışı güçlere karşı onların gücünü kırma gücünü kendimizde görüyoruz ve bu halka da bu anlamda güveniyoruz. Bunu yaparız ve yapacağız. Ben hiç güvenmiyorum o bakımda. Açık söyleyeyim. Neden? Ben siyasetçi olmadım, çok açık, çok gerçekçiyim ben. Evet. Beyoğlu'nun öteki tarafı dediğimizde, Adır Said dediğimiz, demin söylediğimiz, yani ikiye böldüğümüzde Marmara tarafı ve Boğaz tarafı, Marmara tarafı ve arka taraf dediğimizde ikiye böldük. Bu Marmara tarafı ayrı bir kere, burası 2 ise bu taraf 8'dir. Bu 8 olan taraf, yani diğer tarafta, yani siyasal belirleyici olan, senin de demin ettiğin gibi, tespit ettiğin gibi muhafazakar bir yapı. Bu yapının bizim dediğimiz Beyoğlu'nu yaşanmasını gerektirecek sonuçları ortaya koyacak bir siyasal tercihi koyması mümkün değil o anlamda. Eğer siyasette mümkün olmayan hiçbir şey yok. Öyle olsaydı, o siyasal tercihi koysaydı zamanında koyardı, yapmadılar bunu. Ben 1989'da... Ama öncüler bunu yaptırtmadı, sistem yaptırtmadı. Onun için Beyoğlu'nun kurtuluşu, herhangi bir yerin kurtuluşu, Türkiye'nin kurtuluşuyla birlikte mümkün olur. Ona hiçbir itirazım yok ona. Hiçbir itirazım yok. Ben şey diyorum, 1989 seçimlerinde ben Markiz'in yerine Kur'an kursu diye yazdığımda kıyamet kopmuştu. 89'da. Beyoğlu'nu Refah Partisi kazandı o zaman. Neden kazandı? Bütün bu nedenlerle kazandı. Siyasal tercihlerdeki değişkenliğe baktığın zaman, biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi göç, o göçer dinamiklerin gelip de oradaki yerleşik dinamikleri niçin etkilediğini, nasıl etkilediğini, ki sosyolojide yerleşik dinamiklerdir göçerleri etkileyen.
Olmaz yerleşik diye. Dinamiklerin öncüsü, kontrolünü kim yaptı? Sahip çıkmazsan nereye gideceği tamam, belli doğru, olmaz. Doğru, oradaki da gider, zurnacıya da gider. Oradaki hata hala sürdü. Bu yani, siyasi sürdü. Tercihteki yanlış, eksiklik, sistem öyle istedi. Biz onu kıracağız. Ve işte ana kentte de Sayın Levent Kırcan'ın ana kenti almasıyla birlikte bir büyük oluşumu sağlayıp bunların altından kalkarız. Ben bunu çok basit görüyorum. Ama önemli olan iradeyi ortaya koymak ve toplumun dinamiklerini, bu doğrultuda tercihleri olan dinamikleri harekete geçirmek, onlara güven vermek, onlara öncülük yapmak. Biz bunu yapacağız, biz bunu yaparız ve olacak olan da budur. Ha belki bu seçimde olmayabilir, onu bilemem, onun halkın tercihi. Ama başka çözüm yolu da yok. Aa, o siz, zaman siz bu... kömür mömür dağıtmıyorsunuz. Değil mi? Dağıtmıyorsunuz. Yani ne kömür, ne pirinç, ne şeker, böyle bir dağıtımımız yok. Burada şimdi eğer ona itibar ediyorsa insanlar, ihtiyaçları varsa, bırakılmışsa bak. Demirel'in çok sevdiğim sözüdür Sayın Süleyman Demirel'in. Allah uzun ömür versin. Dedi ki bir gün bana yıllar önce, halk günlük yaşar. Doğru. Sen halkın günlük yaşamındaki sorununu çözdüğün an senin yanındadır. Dünü unutmuştur, yarını planlaması diye bir şey yok. Bir tek formül var bunun. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Bakın, Beyoğlu bölgesinde ve İstanbul'un tümünde rant hakkı diye bir hak geliştirdi bu sömürücü kesimler. Kenti kendi çıkarları için istedikleri biçimde oluşturan kesimler bu rant hakkını kendilerinin babalarının malı zannediyorlar. Biz bu rant hakkını kent hakkına dönüştürürsek, bakın bu rant hakkını kent hakkına dönüştürürsek ve bu kent hakkını kentlerin malı olarak biz gerçekleştiririz, bu hakkı kentlere veririz, buna inandırırsak, bunu gösterirsek, bu bir inanç meselesi değil, gösterme meselesi, somut, o zaman bu iş kökten çözülür. Biz kent hakkını kentliye vereceğiz. O zaman o kentli diyecek ki, ya iki kilo, iki torba, kömür, 3 kilo patates, 1 kilo şeker, ya bunlar neymiş, benim ne büyük menfaatlerim var, bu kent hakkını ben alırsam, bu kent hakkı benden yana çalışırsa, bunların 50 mislini hem de insanca, onurumu, haysiyetimi, şerefimi kaybetmeden, birinci pozisyonuna girmeden bu hakkı alacağım. Biz bunu gösterirsek kent hakkını, o zaman bütün sorun kökünden çözümleniriz. Yani buna ben kesin inanıyorum ve bu konuda da güveniyorum. Ama buna rağmen bazı olumsuzluklar olmaz mı? Elbette olacak. Yani adamın şunu, bu da bir sistem sorunu. Yani hep o bir kaçış noktası olarak söylemiyorum bunu. Yani şimdi adamın, ben görüyorum Beyoğlu'nda ya. Ben İstiklal Caddesi'nde her 10 metrede değil, her 5 metrede. Bir de şimdi Suriye'den gelen Arap kökenli insanlar, dilenci yığını, aç, susuz. Yani hiçbir şeysi yok, ekmeği yok. Bu insana vereceğin 1 kilo patates, 2 kilo şeker onun için bir servet. Ben bir anımı da anlatayım. İki tellinin bu gene 80'li 90'lı yıllarda iki telli de Ertuğrul Tığla'yla beraber o başkan yardımcısı olarak gezerken bizde tabii işte böyle kılık kıyafet, altımızda araba, o izbe alanlarda insanlara gittik. Dere yataklarında. Yani böyle sefaletin daniskası, yani akıl almaz bir tablo. Ben 40 yıllık çekmeci olarak orada büyümüş birisi olarak öyle bir tabloyu orası için tahayyül edemiyordum. O zaman Ertuğrul Bey'e şunu söyledim. Bak dedim Ertuğrul, biz solcu olarak ne diyoruz? Biz oligarşinin temsilcisi Koç Sabancı. Bu insan için Koç Sabancı biziz dedi. Bu insanlar için evet. Doğru. Biziz. O onu bilmez Koç'u Sabancı. Tabii. O sol jargonda o var. Bu genel olarak da doğrudur ama o bizi görüyor, bakıyor, arabası, elbisesi, her şey. Komrador sensin. Benim. Tabii. Şimdi biz bunu kırarsak, bunu doğru tahlil edersek, bunu doğru görürsek, o zaman bu işin rengi değişir. Türkiye'nin kaderi de bu büyük görüşme bağlıdır. Ama bir şeyi de söylemeden bu programı bitirmek istemem. Şimdi Beyoğlu nasıl bir insan yapısı? Bir, Karadenizliler var. Evet. Kürt vatandaşlar var. Çok önemli oranda azınlıklar var. Ermenisi, Yahudisi. Yani müthiş bir mozaik. Bu büyük bir bileşme.
Türkiye Cumhuriyeti'nin yarattığı o millet olma olgusunun yarattığı bir bileşim orada duruyor şu anda. Kendi kültürleriyle, kendi anlayışlarıyla, kendi yaşama tarzlarıyla hepsini bir ortak paydada birleştirme o yönetimin görevi. Bunu yapacağız. Biz bunu yaparız. Bakın bu kadar açık söylüyorum. Yani Beyoğlu'nda oturup da bizi izleyenler varsa bu konuda kesinlikle güvensinler. Pahası ne olursa olsun bunun kolay olmadığını biliyorum. Oradaki o çok büyük ranta karşı. O bölgede halen şu anda bütün binalar alınıyor. Otel yapılıyor. O bütün binaların hepsi değişiyor ve akıl almaz ve sizin de tahmin etmeyeceğiniz söylesem şu anda herkesin şaşıracağı rakamı yine bizim tanıdığımız, bildiğimiz isimler satın alıyor. Öylesine büyük paralar dönüyor. Bu paraların döndüğü yerde bizim halktan yana yapacağımız tutum ve davranışların, kararların neye mal olacağını da biliyorum ama hiç önemli değil. Nokta kadar önemi yok onun. Ama burada bir tek şey yine söylüyorum. Halkçı program, halkla birlikte program. Yani bunda yoğunlaşmak gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar, onu da bir bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Hani CHP'den yolu bulamayınca hemen gidiyor DSP'ye. Yani bunun izahı var mı? 10 senelik, 20 senelik ve CHP'nin bütün nimetlerinden yararlanmış sosyal siyasal. Bunlar şu anda hemen işin kolayına kaçıp DSP doğru yere gelmeleri gerekiyor. Buradan çağrı yapıyorum. Türkiye'deki ulusalcı, milli, devrimci güçler, sol güçler, emekten yana olan güçler, insandan yana olan güçler ve bizim tarihimizden yana olan güçlerin bu anda İşçi Partisi'nden yana olması gerekiyor. Ben öyle bir parti olarak değil de ben bir bütün olarak bir çatı altında bir zeytin dalı oluşturmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok zor bir iştir. Kurumsal bir ittifaklar, işbirlikleri çok zordur. Biliyorum. Ancak sandıkta belli ölçüde realize olabiliyor. O da yeterli olmuyor. Ama eğer bir hakikaten adına bir ulusal kurtuluş mücadelesi adını koymuş isek ki ben öyle bakıyorum. Tamam. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte gerçekten tıpkı 1920'lerdeki gibi bir ulusal kurtuluş mücadelesine ihtiyacı var. Bir bütünleşmeye, bir çatı altında beraber olmaya ihtiyacı var. Tamamen katılıyorum ve bunu tek yapacak, bunu programı olarak, düşüncesi olarak, eylemi olarak yapan tek harekette şu anda isteriz ki çok olsun ama maalesef üzüntüyle söylüyorum sadece İşçi Partisi. Şimdi kurumsal kimlikler arasında tartışmalar. Siz şimdi saldırıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Niçin? İşçi Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Tartışalım mı onu burada? Hayır tartışmaya ben tespitleri söylüyorum. Sonuçlarını değil niçin olduğunu şey etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sana sataşırsa. Senin dışındaki sol o demokrat potansiyel içerisinde de böyle bir birliktelik yoksa ne olacak? Aradan gene başkaları sıyrılıp gidecek, çıkacak. Bu demin söyledi ya hep sol entelektüel kesim biz kendi öz eleştirimizi kendimiz yapmalıyız. Yanlış yaptık. Evet. Yanlış. İtiraf etmeliyiz bunu kardeşim. Yanlış ben yaptık. Ben söylüyorum seneler. 1970'li yıllardan bu tarafa yanlışı yapa yapa daha hala daha geliyoruz. Yanlışla yanlışı düzeltmeye çalışıyoruz. Ben eleştiriyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kendi doğal mecrandan besleneceksin. Yığma malzemeyle mevzi oluşturamazsın. Sen dışarıdan evet oraya da ihtiyacın vardır. O sağ muhafazakar kesimin oylarına da ihtiyacın vardır. İhtiyacın değil o bizim ama, doğal yapımız. Yani. Ama yani oralardan insanları transfer ederek getirerek olmaz bu. Eğer o transfer ettiğiniz insanlar hakikaten çok başarılı olsalardı kendi partilerine yararı olurdu. Hepsi kapandı gitti. Konjonktür bunu gerektirdi. Ben söylüyorum. İdeolojisi olmayan hiçbir parti ayakta duramaz. Ama şimdi ideolojilerin yok edilmeye çalışıldığı bir dönem. Doğru. Postmodern anlayışla. Doğru. Onun için bizim ideolojimiz var. Evet. Sol Kemalist bir ideoloji, halkçı bir ideoloji, devrimci bir ideoloji. Olması gerekiyor. Ulusalcı bir ideoloji, cumhuriyetçi bir ideoloji, laik bir ideoloji. Şimdi bunu savunma koşuluyla beraber olmayacağımız kim var? Var. Olmayacağınız kim? Olmaz olur mu? Laikliğe karşı olan, Cumhuriyet'in bugüne kadar değer yargılarından ve yaratılarından palazlanıp onları kullanarak belli yerlere gelmiş. İzin verirsen bir açıklama yapabilir miyim? Tabii tabii. Bakın, değerli izleyiciler, şunu görmek gerekiyor. Bugün Cumhuriyet'in şu noktada, yani 2014 yılında geldiği noktada iki ana akımın çarpışması var. Burada yer alacağız. Bu nedir? 1923'te Cumhuriyet'i kuran ideolojinin kararlılığın, Cumhuriyet'in o kurucu iradesinin
ve onun ilke ve programlarının bugüne kadar gelen çizgisinde olmayı hedefleyen olanlarla buna karşı olanlar arasındaki mücadeledir. Bakın cepheyi ne kadar geniş tuttuk. Evet. Bunun içerisine herkes çıkıyor. Fevzi Çakmak da giriyor, Celal Bayar da giriyor. Burada Menderes de giriyor. Burada bütün Cumhuriyet'ten yana olan bütün unsurların ortak o. Siz dediniz ya Zeytin Dalı. Zeytin Dalı burada. Zeytin Dalı bu çerçevede. Ve bir de buna karşı olan İtilaf kuvvetlerine dayalı, derviş vahdetilere dayalı bir akım. O akım bugün Türkiye'de iktidar. Bunu yıkmak gerekiyor. Evet. Şimdi bak, bu kadar açık. Anladım. Ama bu iki çizgiyi kavrarsak Beyoğlu'nun dışına çıktı, ulusal ve uluslararası boyuta gidiyoruz. Ama buna bağlı. Beyoğlu da burada. Çok doğru. Genel siyasetten soyutlanamaz. Genel siyaset içerisinde yerel, ne kadar yerel olsa olsun, o da o siyasetin bir parçasıdır ve ülkenin bütünü içerisinde yer alıyor. Bunu da anladığım kadarıyla bu bakış açısı ve bu söylemlerle Beyoğlu halkından gidip oy talep edeceksiniz, geziyorsunuz. Ben çok teknik rakamlarını sormayacağım. Yani ne kadar gezdin, kaç kilometre, kaç eve girdin, kaç eve çıktın falan, bunlarla hiç ilgili değilim ben. Yalnız bir şey var, benim gözettiğim hakikaten çok büyük fark var bu seçim sonuçlarına baktığımda 2009'da 2011. Yerel seçim sonuçları mesela. Arkadaşlar şu 2009'u bir ekrana alalım. 2009 yerel seçim sonuçları grafiğini alalım. Bak şimdi. %30, %26, ondan sonrası 12, 9, 6, 7 böyle gidip gidiyor. Hatta katılmayan artık tarihin tozlu rafları arasında yer alan partilere de oy çıkıyor. Dağılmış vaziyetler. Evet. 2009 tabii. 2009 evet. Evet. ANAP yok, DP yok, BDP. Tabii. Yok yani. Gelelim şimdi 2011'e. 11'i alalım. 2011 seçim sonuçlarını alalım Beyoğlu'nda. Evet. Burada da müthiş farklılıklar var. 74 evet. bin oy ve en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi 40 bin oy. Neredeyse ikiye katlamış vaziyette. %50.65 oy oranı. Mesela Sırrı Süreyya Önder bağımsız aday olarak Beyoğlu'ndan 12.213 oy aldı. Bunu acaba merak ediyorum, bu Cihangir tarafından mı, öbür taraftan mı, yoksa öbür taraftan mı, çevreden mi, mücavir alanlar mı? Şimdi şöyle bir şey söylemeyeyim. Bakın bu, hemen o Tarlabaşı ve onun altı Dolapdere kesiminde çok önemli olarak Kürt vatandaşlarımız var, Kürt arkadaşlarımız var. Onlar zaten verdiler Sırrı Süreyya. Şimdi orada bir meseleye sadece Kürtlük açısından bakan ve orada manipüle edilmiş, kontrol altına alınmış önemli bir kesim var. Bu kesimin oylarıdır onlar. Artı şu anda da biliyorum, görüyorum, bizim yetmez ama hevesçiler, Soros etkisindeki aydınlar, tatlı su aydınlarından da Cihangir falan o taraflardan da oy alacak. Oradaki 12 bin oy budur ve o kadar... Bu tatlı su aydınlarını biraz açsana ya. Tatlı su. Şimdi Zülfiyar'a dokunabiliriz. Şimdi ben tabii bu konuda şey 2 saat konuşabilirim. Tabii şimdi mutlaka çok da keyif alırım ama gerçekten ben onu bir espri olarak söyledim. Geçelim. Çünkü girersek çıkamayız içinden. Vaktimiz de azaldı. Evet. Şimdi bu tatlı su aydınlarının Cumhuriyet değerlerine bağlı olmadan daha çok batı kafalı ve bir tür internasyonalist anlayışı, devrimci çizgide değil de kapitalist anlayış çerçevesinde kabul etmiş bilinç sahibi arkadaşlar. Bunlar içerisinde çok tanıdığım var. Ya burada Türkiye'de şu andaki siyasi mücadelede internasyonal yapılanmanın uluslararası ilişkilerde hangi mevzide yer alınması gerektiğini ve bunun da ana hedefi, ana kriteri emperyalizme karşı olup olmamak. Evet. Burada bizim gibi bakmayanların takip ettikleri siyasi harekete ben diyorum ve onun takipçileri olanlara tatlı su aydınları diyorum. Yani bu günümüz dünyasında bütün mikrobun başı, ana hedefi, işte ana maddesi olan emperyalizmi görmeden, bu gizli işgali görmeden ve Türkiye'deki onun yarattığı, ki Orta Doğu'da yani bunlara girmek belki gerekiyor ama şu anda program içinde yani Irak'ta 1,5 milyon insanı, Suriye'de yüz binleri aşmış
bir insanı öldüren hem de Müslümanlık adına ve bunların ölüm fermanını veren de bizler, kendini Müslüman olarak nitelendiren bir başbakan, bir siyasi irade, bir siyasi kuvvet. Bu nasıl bir çelişkidir? Hani ya bu nasıl çelişki anne türküsünde olduğu gibi. Böylesine bir yapılanma ve burada bakın, ya getirdim ama aşağıda kaldı. Dünkü gazeteye bakın, Gündem gazetesine. Şu anda Güneydoğu'da, Güneydoğu'da Kürt halkımızın yaşadığı insanların manşet, onların PKK gazetesinin manşeti ne diyor? Özerklik diyor. Bugün açık açık söylüyorlar. Özerkliği oylayacağız. Biliyorsunuz İdris Bey, bunun üzerine nasıl durulmaz? Özerklik demek bölünme demektir. Ve bu çaktırmadan oluyor. İnsanlar, biz bu iki kulvar arasında kaldık. Bunu da söylemek gerekiyor siyasi olarak. Recep Tayyip Erdoğan, yani AKP bir tek elma, bölündü. Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen. Bu ikisi arasında siyaset yapma. Siyaset bu ikisinin zemini üzerinde yükseliyor. Biz diyoruz ki buradan bir çıkış var. Cumhuriyetçi bir çıkış var. Devrimci bir çıkış var. Bunların kendi arasında kavgasından yararlanarak bir çıkış. Hayır, biz kendi bağımsız, demin söyledim. Evet. Yani 90 senelik bir devrimci sürecimiz var bizim. Kemalist sol süreç var. Bağımsızlıkçı bir süreç var. Biz bunun üzerine yüklenelim. CHP de buraya yüklensin. Ötekiler de buraya yüklensin. Herkes bu çizgiye yüklensin. O zaman sorunu çözeriz. Bakın burada AKP tabanında tanıyoruz, biliyoruz, benim yakınlarım var. Milyonlarca insan bugün cumhuriyetçidir, laiktir ve çağdaş kafaya, ama muhafazakardır. Ayrı hiçbir sorun, o bir sorun teşkil etmez. Ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi buradan çıkmak gerekiyor. Bu kısır döngüyü kırmak gerekiyor. Bizim görevimiz bu. Burada sabırlı olacağız, dirençli olacağız, cesur olacağız. Bu yani Türk toplumunu tanımlamada muhafazakar diye bir kesimin olduğunu söylediğimizde aklımıza ilk gelen, yani daha dini ritüellere ve dini kurallara daha çok itibar eden. Benim annem de öyleydi. Ama değil kardeşim ya. Ya bu muhafazakarlık değil ki, muhafazakarlık başka bir şey. Muhafazakarlık tek başına oraya orada sınırlandırılacak bir kavram değil. Benim sol entelektüel muhafazakarlarım var. Taş kafa diyorum ben bunlara. 40 yıl öncesinde kalmışsınız. Çağı yakalayamamışsınız. Kavga ediyoruz biz bu arkadaşlarımızla. Doğru, doğru. Ya yani tırnak içerisinde taş kafa söylüyorum ben onu da. Ama Türk toplumunun muhafazakar olduğuna da bu anlamda inanmıyorum. Teknolojiyi bu kadar yakından takip eden, dünya yakında. Ya arkadaş, şu interneti kullanan, dünyada kullanan, üçüncü sırada bir ülkeyiz biz ya. Böyle bir şey var mı? Niye bu internete sınırlama getirmeye kalkıyor bugünkü iktidar? İşte bu yüzden getirmeye kalkıyor. Kendi siyasetine, kendi zihniyetine, kendi bakış açısına, kendi izanına uymadığı, ters düştüğü için onu sınırlamaya kalkıyor. Özgürlüklerden kısıtlama. Sayın Cumhurbaşkanı da tebrik ediyorum. Bugüne kadar geldi, 7 yıldır bu görevde bir tane yasayı gerisin geriye görüşülmek üzere meclise göndermiştir. O da sporla ilgilidir. Başka demokrasi adına, ileri demokrasi dediğimiz buysa, biz gerçek demokrasiyi nerede bulacağız Allah aşkına? Gerçek o zaman hemen bir şey söyleyeyim. Bu cumhurbaşkanına benim cumhurbaşkanım değil. Ben açık söylüyorum burada. Bu başbakan da benim başbakanım değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır. Tabii ki oraya meşrudur. Ben onu kabul etmiyorum. Çünkü benim hiçbir şeyimle uyuşmuyor. Şimdi bu cumhurbaşkanını başından bu yana değil ama son 2 yıldır özellikle önümüzdeki genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim olur konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesidir. Burada Abdullah Gül'e yeşil ışık yakılmıştır. Bakın yani bir önce kendi evimizin önünü bir temizleyelim. Bir doğru çizgiye ama gelelim. Ama şu onu şöyle söylemiş. Yani, Tayyip Erdoğan'la eğer Abdullah Gül arasında bir tercih gerekiyorsa. Ama bu en büyük, yanlış ilginç olur mu? Bir siyasetçinin söylememesi gerekiyor. Yani hayır, böyle bir ikileme Türkiye mahkum mu? Böyle bir ikilemin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak sen 100 yıllık bir devrimci, 110 yıllık bir devrimci mirasın ürünü olarak sen bir alternatif üretemiyorsan bunu ağzına alma lütfen. Lütfen. Bu toplum bu alternatifi yaratacaktır. Mutlaka yaratacaktır bu toplum bu alternatifi. Ve Türkiye mutlaka aydınlığa çıkacaktır. Hiç kuşkum yok bundan ya. Bütün bunları Beyoğlu'na gelip oradan yola çıkarak yapmayı kendinize hedef koydunuz. Bence doğru da yaptınız. Vaktimiz de doldu.
Doldu mu? Evet. O zaman ben şöyle sizden bir ricada bulunacağım. Burada Beyoğlu sorunu değil, hem kent sorunu hem de Türkiye'nin sorunları, yerel seçimlere giderken bunun önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için neler ifade ettiğini ortaya koymak üzere ben herkesle, kim olursa olsun, Sırrı Süreyya da o dahil, Aylin Kotil de dahil, Misbah Demircan da dahil, hepsiyle burada sizin huzurunuzda tartışmaya hazırım. Ve çağırıyorum. Bunu ulusal kanalda da yapabiliriz. Bunu Halk TV'de de yapacağız. Hiç sorun değil. Yapacağız. Böyle bir forum ve tartışıyor. Başkanlar tartışıyor diye bir şey yapacağız. Gerçekten o yörenin insanları da bu önlerine aday olarak gelen bu isimlerin kimin ne düşüncesi var onu da öğrensin. Nerede ayrıştıklarını, nerede bir araya geldiklerini de öğrensinler. Ve dolayısıyla sağlıklı bir biçimde tercihlerini kullansınlar. Doğru bir şeydir. Bu çağrıya umarım herkes uyar. Yani uyması gerekiyor. Ve bu Türkiye toplumunun namuslu bütün bireyleri, bütün emekten yana olan güçleri, cumhuriyetçi güçleri, insan haklarına, demokrasiye sahip. Ama bu demokrasi tabii Recep Tayyip'in demokrasisi değil. Bizim anladığımız halk demokrasisine, bilincine, inancına sahip olanların hepsinin ortak noktada birleşmesi gerekiyor. Ve biz birliği savunuyoruz. En büyük birliği. Bu birlik sağlanacaktır. Bunu biz yaparız. Son sözüm bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Merdar Aslan, İşçi Partisi Beyoğlu, ilçe Beyoğlu. Bu ne? Yeni bir haber geldi bu. Buyurun. Enteresan bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İlçe Teşkilatı Belediye Meclis Üyeleri ilgili aday listesini saat 17 ilçe seçim kuruluna elden teslim edemedi. Belediye Başkanı ve ilçe başkanının aday kavgası istifa getirdi. Kim istifa etmiş? Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Deniz'in uzun süren liste tartışması sonrasında Sarıyer İlçe Teşkilatı Belediye Meclis Üyeleri ile ilgili aday listesini teslim etmedi. İlçe Seçim Kurulu'ndaki görevliler CHP örgütünün gönderdiği faksı imzalayarak onaylamak durumunda kaldı. Ama burada bir girişim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesi ilçe seçim kuruluna gecikmeli olarak teslim edilmesi sonrası tutanak tutuldu olabilir. Burada bir şey çıkmaz arkadaşlar. Ama bu bir şambol. Ama yani ne kadar üzücü bir şey. Belli ki yani, evet. Ne kadar üzücü bir şey. Biz buralarda mı olmalıydık? İdris Bey, biz buralarda mı olmalıydık? Mesele o. Mehmet Deniz istifa etmiş ilçe başkanı. İlçeyle zaten belediye başkanı arasında bir sürtüşme vardı bildiğim kadarıyla. Ben de biliyorum ama farkımız bu. İşçi Partisi bu, ötekiler. Hep kişisel çıkarlar. Yani toplumsal çıkarlar, evet, kişisel neyse. Çıkarlar. Bunu da böylece paylaşmış olduk sevgili seyirciler. Evet. Sevgili Merdan Aslan'a teşekkür ediyoruz. Ben diliyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Çok yarın aynı saatte Erol Mütercimler'le araştırmacı, yazar, stratejist Erol Mütercimler'le beraber olacağız. Erol Mütercimler'in son kitabı çok ilginç. Amerika'nın Türkiye'deki CIA şefinin bir konferansta ettiği sözleri, 2004 yılında ettiği sözleri o kitapta bulacaksınız ve yarın bunları anlatacak. AKP ile el ele verip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni nasıl yok ettiklerini anlattılar. Anlatıyor, söylüyor o kitapta. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili seyirciler. Çok önemli bir konu.